Ya biz ağlamayacağız da kim ağlasın? Hala İsrail'i nasıl oluyor da haklı gösteriyorsunuz? Buranın hesabını soracağız. Soracağız. Ve biz şu anda son sözü söylemedik. İşte burada bakıyorsunuz 1947'de İsrail neyse şimdi aynen Filistin o hale geldi. Değerli kardeşlerim, eğer adaletse biz adaletin tecellisini istiyoruz. Ve diyoruz ki Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksınız. Yapmıyorsanız biz de hukuk içinde gerekeni yapmak için ilgili mercileri zorlayacağız. Şimdi şu hale bak. Tabloyu görüyorsunuz değil mi? İsrail için ben devlet terörü estiren bir ülke diyorum. Şimdi şu çocuk 14 yaşında bir genç. Adı Cüneydi. 20 tane terörist İsrail'in askeri. Bakın o yavruyu tekme tokat ağzını burnunu kan revan içinde bırakarak sürüklüyor. Sadece bu değil. Ufak yavru annesinin kucağında, annesinin kucağındaki o yavruyu bile maalesef o haliyle görüyorlar ve silah dipçikleriyle annesini dövüyorlar. Şu da bakın görüyorsunuz değil mi? Down sendromlu bir yavru. Ya şuna bile zulmediyorlar ya. Şimdi ey Amerika, ya sen bunları görmüyor musun be? Görmüyor musun bunları? Lafa geldiği zaman bakıyorsunuz ki biz şöyle böyle destek veriyoruz, şuraya şöyle yardım yapıyoruz, buraya bilmem neyi yapıyoruz. Hangi yardım ya? Hangi yardım? Bu tamamen evangelist bir anlayışın, Siyonist bir anlayışın uygulamasıdır. Başka türlü izah edilemez. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden ellerinde hiçbir silah olmayan kafes kurmuşlar. O kafeslere o yavruları doldurdular. Görüyorsunuz değil mi kafesleri? Kafeslerin içinde çocuklar var. Bunu yapan kim? İsrail. Buna göz yuman kim? Başta Amerika. Ellerinde hiçbir silah olmayan çıplak elleri ve sesleriyle haklarını korumaya çalışan masum insanlara karşı İsrail askerlerinin yaptıkları insanlık dışı muamelenin hiçbir izahı yoktur. Şayet bu görüntüler İsrail'den değil de dünyanın başka herhangi bir ülkesinden gelseydi, inanın bana dünyayı o devletin başına yıkarlardı. Hele hele Türkiye'den böyle bir görüntü yansımış olsaydı, Batı medyası günlerce, aylarca bunları manşetlerinden, ekranlarından eksik etmezdi. Neredesiniz şimdi? Konuşun bakalım. Diktatör Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde böyle bir şey var mı? Gördünüz mü böyle bir şey? Ha, Tayyip Erdoğan işte bunlara dayanamayıp bunları yüzünüze vurduğu için Tayyip Erdoğan diktatör oluyor. Evet, biz sonuna kadar hakkı haykırmaya, söylemeye devam edeceğiz. Ne zaman olursa olsun, dünyanın dört bir yanında yaşanmış ne kadar kötü görüntü varsa hepsinin de sosyal medyada ülkemize mal edilerek yayıldığı günleri unutmadık. Benim bayan bakanıma Hollanda'da nasıl saldırdıklarını unutmadım. Ne yaptı? Ne yaptı? Kendi başkonsolosluğuna girecekken senin gene oradaki maalesef terörist polislerin benim bayan bakanıma saldırdı. Bunlar bu ya. Batı bu, Batı. Türkiye olarak
terörle mücadele operasyonlarımızda birileri istediği için değil, masumiyet karinesine olan samimi inancımız sebebiyle tek bir sivilin, tek bir günahsızın burnunun dahi kanamaması için çok dikkatli hareket ediyoruz. Bunun için hem ülkemizdeki hem de sınır dışı operasyonlarımızda her zaman alnımız ak, başımız dik olarak yola devam ediyoruz. İsrail'in Filistinlilere uyguladığı devlet terörüne karşı çıkan herkese gösterdiği hoyrat tavır, sergilediği o umursamazlık, insanlık adına yüz karasıdır. Ama şunu unutmayın, zulümle abad olunmaz. Ve ben niye dünya beşten büyüktür diyorum? Anlıyorsunuz değil mi? Dünya beşten büyüktür. Sadece bu beş ülkenin bir tanesinin iki dudağı arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Birleşmiş Milletler'de 196 ülke var. Ya bir ülke ne derse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oluyor. Orada ne var? 5 daimi üye var. 15 tane geçici üye var. 15 geçici üyenin zaten hiçbir hukuku yok orada. Hikaye. Her şey o 5 üyenin iki dudağının arasında. Hatta bir tanesinin iki dudağı arasında. Hayırsa hayır. Bitti. Netice alamazsınız. Ama bu defa biz burada eğer hayır denecek olursa farklı düşünüyoruz. Genel kurula götüreceğiz bu işi. Sonuna kadar takip edeceğiz. Eğer uluslararası sistem Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyadaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere dur diyecek mekanizmaları oluşturmazsa insanlık büyük bir kaosa doğru sürüklenecektir. Biz sadece kendimiz için değil, Birleşmiş Milletler çatısı altında 196 ülkenin tamamı için, hayrı için bu geleceği, bu çağrıyı yapıyoruz. Her geçen gün çok daha yankı bulduğunu gördüğüm dünya beşten büyüktür itirazımızı sonuna kadar haykırmayı da sürdüreceğiz. Kardeşlerim, sizlerden ülkemizin geleceğini çok yakından ilgilendiren bu gelişmeleri her platformda milletimizle paylaşarak ülkemizi neyin beklediğini anlatmanızı istiyorum. AK Parti Türkiye'nin sadece son 15 yılının değil geleceğinin de partisidir. Çünkü bugün ülkemizde AK Parti'nin dışında milletimizin taleplerine, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun projeler üretebilen bir başka parti yoktur. Dikkat ederseniz ana muhalefet partisi zaman zaman bir iftira ortaya atıyor. Kendi kendine bağırıyor, çağırıyor, sonra ortadan kayboluyor.